Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 83. kısım 40. soru. Adem'in niteliği nedir? Cevap. Ona ister ilahi mertebenin niteliği, ister ilahi isimlerin toplamı, ister Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gibi Allah Adem'i kendi suretine göre yarattı de. Ve bunu onun niteliği say. Çünkü Allah Adem'in yaratılışında iki elini bir araya getirdiğinde Adem'e kemal özelliğini verdiğini anladık. Allah Adem'i toplayıcı ve kamil yarattı. Bu sayede Adem bütün isimleri kabul edebilmiştir. Çünkü o hakikatleri yönünden alemin bir toplamıdır. Öyleyse Adem müstakil bir alem demektir. Onun dışındakiler ise alemin parçasıdır. İnsanın batını yönünden hak ile ilişkisi dünya hayatındaki en kamil şeydir. Ahiret yaratılışında ise zahir ve batın yönünden hak ile ilişkisi vardır. Batını olmayan meleğin ise zahiri yönünden hak ile ilişkisi daha tamdır. Fakat melek Hakk'a zatı yönünden değil, Allah'ın isimlendirileni olması yönünden nispet edilir. Çünkü Allah zatı yönünden zatına aittir. Allah diye isimlendirilmesi yönünden ise alemi talep eder. Böylelikle alem Hak'tan, mertebeden başkasını bilemez. Bu ise onun ilah ve Rab olmasıdır. Bu nedenle onun hakkında ancak bu nispet ve izafetler bakımından konuşulabilir. Adem zahirinin ve dış yönünün üzerindeki hükmü nedeniyle Adem diye isimlendirildi. Çünkü ondan zahirinden başka bir şey bilinmemiştir. Aynı şekilde Hak'tan Ez-Zahir isminden başka bir şey de bilinmedi. Bu ise ilahi mertebedir. Öyleyse zat bilinemez. Aynı şekilde alemde melekler ve diğerlerinin karşısında Adem de batını bilinmeyendir. Melekler farklı, birbirine zıt ve birbirini iten doğalardan meydana geldiğini gördüklerinde dış yaratılışına bakarak onun bozgunculuk yapacağı hükmünü vermişlerdir. Melekler bu unsurların bu yaratılıştaki birisi üzerinde etki ortaya çıkartacaklarını anlamıştı. Halbuki onun iç yüzünü bilselerdi ki o Allah'ın Adem'i üzerinde yarattığı suretin hakikatiydi. Melekliği de onun yaratılışının bir yönü sayarlardı. Halbuki onlar ilahi isimleri bilememişlerdi. Adem ise bu toplayıcılık sayesinde kendisine gösterilen bu isimleri bilmiş ve zatını görmüştür. Böylelikle her şeyde ve her şeyden olan dayanağını öğrenmiştir. Bütün alem Adem'in tafsilidir. Adem ise toplayıcı kitaptır. Öyleyse alem karşısında Adem, beden karşısında bir ruh gibidir. İnsan alemin ruhu, alem onun bedenidir. Her ikisiyle ise alemin tümü büyük insan olur. İnsan ise ondadır. İnsan olmaksızın aleme baktığında onu ruhsuz, düzenlenmiş bir cisim gibi görürsün. Öyleyse insan vasıtasıyla alemin kemale ulaşması, bedenin ruh vasıtasıyla kemale ulaşmasına benzer. İnsan alem cismine üflenmiştir ve insan alemdeki maksattır. Allah melekleri ona elçiler edinmiş, bu nedenle de melekleri Resuller diye isimlendirmiştir. Melek, Risalet anlamındaki me'luke kelimesinden gelir. Üstünlüğü suretin kemaline bağlarsan, insan daha üstündür dersin. Üstünlüğü Allah'ı bilmeye bağlarsan, teorik düşünce yönünden değil, hak yönünden gelen bilgi yönünden üstün ve faziletli olan kimse. Bu benden daha faziletlidir diye Allah'ın şereflendirdiği kimse olur. Çünkü Allah dilediği kullarını üstün yapmaktan engellenemez. Allah'ı bilmenin ki şeref ona bağlıdır, varabileceği bir sınır yoktur. 41. soru, onun dost edinilmesi ne demektir? Cevap. Allah Adem'i 3 şey ile dost edindi. Birincisi, iki eliyle yaratılışını gerçekleştirmesidir. İkincisi, meleklerine öğretmediği isimlerini öğretmekle onu dost edinmesidir. Üçüncüsü ise halifeliktir. Bu ise yeryüzünde bir halife yaratacağım ayetinden kastedilen şeydir. Halife sözü, yeryüzünde bir ilah vardır sözünden kaynaklanmış ise, Adem yeryüzünde hakkın vekilidir ve söz onun üzerinde gerçekleşir. Halifelik yok olduğunda, yeryüzünde bulunanın yerini alacak kimse anlamında ise konumuz bu değildir. Halife derken kastedilen Hakk'a vekillikdir. Çünkü melekler yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan akıtacak demiştir. Böyle bir özellik ise hüküm sahibi bir kimseden meydana gelebilir.
Hüküm ise öncelik mertebesine ve emirleri uygulayan kimseye ait olabilir. Soru soran, yaratılmışlarda Allah'ın vekili olan halifeyi kast edebilir. Allah onu Ez-Zahir ismiyle yerleştirmiş ve ona içerdikleri özellikler bakımından isimlerin bilgisini vermiştir. Sonuçlar bu isimlerden ortaya çıkar. Adem bu isimlerin tasarruflarını alemde gerçekleştirir. Çünkü her ismin alemde kendine özgü özel bir etkisi vardır. Bunu harfler ilmini ve harflerin yazılı olmaları, söylenişleri ve hayalde tahayyül edilişleri yönüyle sıralanışlarını bilenler bilir. Bu bağlamda harflerin bir kısmının üst alemde etkisi vardır. Bunlar söylendiğinde veya duyu aleminde yazıldığında ruhaniler onlar vasıtasıyla iner. Bir kısmının cin ve ruhaniler gibi ceberut aleminde etkisi vardır. Bir kısmının zikredilmesi her hayalde ve duyuda bir etkiye sahiptir. Bir kısmının ise nispetleri mevzi olan en yüce ve korunmuş mertebede etkisi vardır. Bu tek etkiyi ve onun isimlerini ki teşri isimleridir, sadece nebiler ve peygamberler bilebilir. Söz konusu şeriatlarla amel etmek ise bu nispet mertebelerinde etkin olmayı sağlar. O farkına varılmayan yüce mertebedir. Hak onu eserlerinin yeri ve tecellilerin yansıdığı bir yer yaptı. O iniş, istiva, beraberlik, sevinme, gülme, miktar ve ancak ölçülen nicelik ve nitelik sahibi zatlar için düşünülebilecek özellikleri Allah'a verir. Allah şöyle buyurur. Gökte ilah odur. Burada göklerde ilah olarak ortaya çıkmayı sağlayacak kendine özgü isimle hüviyet zikredildi. Yani o zikredildi. Yerde de ilahtır. Burada ise ilah olması yönünden yeryüzünde ortaya çıkmaya uygun isim getirildi. Böylelikle Adem bu ismin vekili olduğu ve söz konusu isim onun batınıdır. Bu isim halifeliğinin bulunduğu yeryüzüne özgü ilahi isimlerden meydana gelen etkileri Adem'e öğretendir. Yerde halife olan herkes için aynı durum geçerlidir. Bu nedenle Allah sizi yeryüzünde halifeler yaptı buyurdu. Başka bir ifadeyle bu mertebede bir kısmımız diğerlerinin ardından gelir. Bununla beraber zaman ve hallerin değişmesi nedeniyle yeryüzündeki halifeler arasında bir derecelenme vardır. Hal ve zaman bir önce ya da sonraki hal ve zamanın verisinden başka bir durumu verir. O nedenle asırların değişmesiyle peygamberlerin mucizeleri de değişir. Her peygamber ve halifenin mucizesi o zamana ve bilginlerin hallerine egemen duruma göre ortaya çıkar. Söz konusu özellik tıp, sihir, fasihlik ve benzeri bir şey olabilir. Bu durum bir kısmınızı derece bakımından diğerlerinden üstün yaptı ayetinde dile getirilir. Allah halifelere şöyle der. Size verdiği hususlardan sizi sınar. Rabbin hızla cezalandırır. O bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Bu iki nitelik ise hüküm, emir ve yasaklamanın elinde bulunduğu kimse adına gerçekleşebilir. Böyle bir üslup, onun saltanat halifeliğini ve mülkünü kastettiği ihtimalini güçlendirir. Bu durumda soruda kastedilen şey ilahi görevlendirmedir. En büyük etkisi ise nefsin düşünen ya natık olması yönünden himmet gücüyle fiildir. Yoksa bu lafızda alışılagelmiş harf ve ses yönünden bir etki değildir. Çünkü arkadaşlarımızdan bir gruba göre nefsin dilinkine benzemeyen kendisine yaraşır tarzdaki nutk özelliği olmaksızın himmetten bir sonuç gerçekleşmez. Onları bu düşünceye sevk eden şey Allah'a vekil olmanın anlamıdır. Allah bir şeyi dilediğinde ki dilemek bizde himmet diye isimlendirilir, ona ol der ve o da olur. İşte bu bizdeki nutk veya kendisine layık bir tarzda söz diye isimlendirilir. Allah kendisi hakkında iradeyle yetinmemiştir ki ona sözü bitiştirdi. Yaratma yani tekvin bu durumda gerçekleşti. Onun vekilinin de ki o halifedir, yaratırken kendisini halife edinenden yetkin olması mümkün değildir. Bu nedenle nefsin nutuk gücü olmaksızın himmet ile yetinmemişlerdir. Biz ise bunu kendi yerinde söyleriz ve o doğrudur. Şu var ki zatın hak ettiği şey onlardan bir gizlenmiştir. Çünkü mertebe o olmaksızın bilinemez. Böylece mertebe hiç kuşkusuz zattan meydana gelir. Çünkü zat özü gereği onu ister. Yoksa himmet ya da söze dayanan bir söz de onu talep etmez. Bilakis onun himmet veya sözü zatının ta kendisidir. Binaenaleyh, uluhiyetin zata ait olması,
halifenin zatı olması yönünden halifenin zatından meydana gelen şeydir. Söz konusu olan cisminin ve ruhunun yaratılışı demek olan zatı değil, halifelik zatıdır. Bununla beraber akla göre bilgilerin ölçülerinde ve dine göre bir sonuç meydana getirmenin varlığı için üç nispet zorunludur. Akla gelirsek ölçü bilenler bunu bilir. Şeriata gelirsek Allah-u Teala şöyle buyurur. Bizim sözümüz burada çoğul ifade eden biz zamiri zatının varlığıdır ve ona gönderme yapar. Bu bir şeydir ardından onu istediğimizde der ve ikinciyi zikreder. Ona ol deriz ifadesi ise üçüncü unsurdur. Burada zat irade eden ve söyleyen vardır. Bundan ise hiç kuşkusuz yaratma yani tekvin gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın yaratmaya güç yetirmesi dince üç durumun dikkate alınmasıyla gerçekleşmiştir. Aynı şekilde bilgilerde de sonuç öncüllerin sıralanışıyla gerçekleşir. Her öncül bir yüklem ve konudan bileşiktir. Dörtten birinin yinelenmesi ise zorunludur. Bu durumda anlam bakımından öncüller üç, terkipte ise dörttür. Böylelikle yaratma ferdiyetten meydana gelir ki o da üçtür. Bunun nedeni ferdiyetin mutlak birliğe nispetinin gücüdür. Böylece birin gücüyle var olanlar ortaya çıkmıştır. Oluş onun aynı olmasaydı zuhur ortaya çıkmazdı. O halde her yaratılmışa nispet edilen varlık hakkın varlığıdır. Mümkünün varlığı yoktur. Mümkünlerin ayağını sabit hakikatleri bu varlığın zuhur ettiği yerdir. Adaşımız ve babamızın adaşının oğlunun sorduğu soruya verdiğimiz cevabı iyice düşün. Hatmül Evliya isimli kitabında bu soruları soran Muhammed bin Ali Tirmizi'den söz ediyoruz.